Evet, şimdi Forex Haber editörü Neslihan Köroğlu'na gidiyoruz. Bize bu haftaki hem piyasa açılış beklentisini hem de bu haftaki hangi veri takvimlerde hangi veriler var onları bize anlatacak. Günaydınlar Cenk Akçoldaş, iyi haftalar. Borsa anketimizle başlayalım. Borsanın bu haftaya alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmininin artı 10 puan olduğunu gözlüyoruz. Ortalama tahmin ise artı 10,70 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankete bugün 35 aracı kurum analisti katılım sağladı. Ankette en yüksek beklentinin artı 22,25 puan, en düşük beklentinin ise artı 3,24 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Böylelikle 35 analistinin tamamının pozitif açılış tahmininde bulunduğunu söyleyebiliriz. Haftalık ekonomik takvime bakacak olursak, yeni haftada yurt içinde hazine ihaleleri ve iş gücü istatistikleri öne çıkıyor. Yurt dışı tarafta gündemin ilk maddesi ECB faiz kararı olacak. Çin ticaret rakamları, Almanya fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve ABD tüketici enflasyonu da haftanın diğer öncelikli izlenecek gündem maddeleri olarak görünüyor. Bugünle başlayalım. Saat 10'da yurt içinde Merkez Bankası her ay enflasyon rakamlarının ardından olduğu gibi aylık fiyat gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini yayınlayacak. Aynı saatte Sanayi Bakanlığı ilk çeyrek döneme ilişkin verimlilik istatistiklerini, toptan da sanayi kapasite raporlarını alacağız. Ayrıca 14.30'da Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kur verilerini de yayınlayacak. Hazinenin bugün 2 yıl vadeli sabit kuponu tahvil ihraç edeceğini de hatırlatalım. Bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda yurt içi ve yurt dışı güvenlik konuları, ekonomi ve 3600 ek gösterge konuları ele alınacak. Yurt dışı tarafta bugün Amerika'da Türkiye saatiyle 17.30'da Conference Board tarafından açıklanacak iki veri dışında beklenen bir takvim maddesi görünmüyor. Yarın hazine 6 yıl vadeli değişken faizi ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvilin ihracını gerçekleştirecek. Hazine ayrıca Mayıs ayı nakit gerçekleştirmelerini de saat 17.30'da açıklayacak. Yurt dışı tarafta yarın Türkiye saatiyle 11.30'da Euro bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Haziran ayı verilerini dikkatle takip edeceğiz. Bir önceki ay -22,6 ile 23 ayın en düşük seviyesine inmişti endeks. -20 seviyesine bir beklenti bulunuyor. Uzun süre faiz artırmama konusunda direnen ve son toplantısında da bu kararından vazgeçmek zorunda kalan Avustralya Merkez Bankası yarın yeni faiz kararını duyuracak. Banka geçen toplantısında faizi 15 bas puanlık beklentinin üzerinde 25 bas puan artırmıştı. %0,35'e çıkarmıştı. Bu ay faizin %0,60 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek fabrika siparişleri rakamları ile güne başlayacak. Almanya'da Mart ayında %4,7'lik bir düşüş kaydetmişti fabrika siparişleri. Nisan'da %1,5 oranında artış tahmin ediliyor. Amerika ve Kanada'da ticaret rakamları ile birlikte ABD hazinesinin düzenleyeceği 3 yıllık tahvil ihalesi de yarının takviminde yer alıyor. Çarşamba gününe geldik. TÜİK, Mayıs ayı için finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları raporunu yayınlayacak. İSO da Türkiye İhracat İklimi Endeksi verilerini açıklayacak. Hazineden de iç borç çevirme oranı, ortalama vade ve maliyet verilerini alacağız. Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye geleceğini de hatırlatalım. Yurt dışında Almanya'da sanayi üretim rakamları takip edilecek. Bir önceki ay %3,9 düşüş kaydetmişti. Sanayi üretimi Nisan ayında tahmin %1,3'lük artışa işaret ediyor. Yine Çarşamba günü Euro bölgesi için ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve istihdam için final rakamlarına ilişkin verileri alacağız. Beklentiler %0,3'lük büyüme, %0,5'lik istihdam artışına işaret ediyor. Amerika'da ise toptan stoklar verileri açıklanacak. Perşembe gününe geldiğimizde takvimde yurt içinde haftalık BDDK ve Merkez Bankası verilerinin dışında önemli bir veri görmüyoruz. Uluslararası piyasalarda Asyalı günün en önemli verisi Çin'in Mayıs ayı dış ticaret rakamları olacak. Bununla birlikte Perşembe gününün en önemli gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası faiz kararı olacak. Piyasalar ECB'nin bu toplantıyı pas geçmesine, bir sonraki toplantıda faiz artırmasını bekliyor.
Her zaman olduğu gibi ECB kararının ardından Başkan Lagarde'ın basın toplantısını yakından izleyeceğiz. Amerika'da da 30 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini belirtelim Perşembe günü. Haftanın son işlem gününde TÜİK'ten iş gücü istatistikleri öne çıkıyor. Dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyeti endekslerinde gündemde yer aldığını belirtelim. Yurt dışında Çin ve Amerika'da enflasyon rakamları var. Bu veriler önemli olacak. Amerika'da Nisan ayında %0,3'lük artışla yıllık %8,3 seviyesine kadar çıkan bir tüketici enflasyonu görmüştük. Mayıs ayı tahminlerine bakalım. %0,6'lık bir artış yönünde beklenti bulunuyor Cenk Farklı Yoldaş. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Köroğlu.